Bingöl Üniversitesi'nde yardımcı doçent unmanıyla öğretim görevi yapan Zülküf Kılıç, iş yerinde psikolojik tacize uğradığını savunarak yargıya başvurdu. Ancak bu yöndeki işlemler yargı kararlarıyla iptal edilip ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kaldırılan öğretim üyesinin yaptığı bireysel başvuruyu kabul ederek hak ihlali kararı verdi. Yurt dışında bir proje hazırlayacağım için hakkında soruşturmalar açıldı soruşturmanın ve olayların başlangıç sebebi yurt dışında yapacağım bir proje ile ilgili olduğunu belirten Kılıç, TÜBİTAK projesi olarak hazırlamıştım, fakat TÜBİTAK'ın buna destek vermeyeceğini söyleyince kendi imkanlarımla yapmaya çalıştım. Kurumundan yaz tatilinde yolluksuz, yemiyesiz görev talebinde bulundum, bu görev talebim gerekçesiz reddedildi. Yani olayların başlangıç sebebi yurt dışında yapmayı düşündüğüm bir proje ile ilgiliydi. TÜBİTAK projesi olarak hazırlamıştım, fakat e, TÜBİDAK buna destek vermeyeceğini, vermeyeceğini söyleyince e, kendi imkanlarımla yapmaya çalıştım. E, kurumumdan yaz tatilinde yolluksuz, yemiyesiz görev talebinde bulundum. Bu görev talebim gerekçesiz reddedildi. E, tabii Ekin'de sunmuş olduğum projem ve gideceğim üniversitenin e, rektörlüğünden bizzat alınmış olduğum davet mektubu falan da kaybedildi. Kaybedildiği söylendi kurumum tarafından ikinci bir başvuruda bulundum. Bu görev talebin de gerekçesiz reddedildi. reddedilince ben de gerekçesini 4982 sayılı yasa uyarınca istedim. Neden reddedildi diye. ben geri gerekçeyi bekliyorken hakkımda soruşturma başlatıldı. İşte soru ilk soruşturmanın gerekçesi şuydu. Kaybolduğunu iddia ettiğiniz dilekçe ve ekindeki projenizi fakülte sekreterinin odasından gizli ve usulsüzce aldığınız tespit edilmiştir diye. Yani kendi dilekçemi vermişim ve kendi dilekçemin hırsız hırsız olmakla suçlandım. Hakkımda e, sürekli soruşturmalar açıldı. Disiplin cezaları verildi. iptali yönde davalar açıldı. Yani uzun bir süreç. Yani Adalet Bakanlığına karşı bile dava açmak zorunda kaldım ve e, ben e, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararıyla görevime iade olduğum halde ve kararda bütün özlük hakların ve parasal hakların iadesi diye açık karar olmasına rağmen geldiğim yeni yönetimde bu hakların iadesi konusunda sıkıntı çıkardı. Bir kısmını verdi, diğer kısımlarını vermedi ve bu işlem için de tekrar dava açmak zorunda kaldım. Yani bir nevi mobbing devam ediyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin geçen hafta vermiş olduğu bir karar var. Anayasa Mahkemesi bana mobbing uygulandığını tescilledi yani tarafıma sistematik bir şekilde kurumum tarafından mobbing uygulandığına dair e, çıkan bir karar var ve bu kararda aslında bu karar tamam çok doğru. E, tarafıma bir mobbing uygulandığı doğru fakat bu sistematik mobbingin neticesinde uğramış olduğum hak kayıpları noktasında da e, bir şeyler söylemesi gerekirken onlar söylenmemiş. Mesela e, benim doçent, prof, profesör olma e, sistematik olarak engellendi. Mesela bir insana bir memura verilen kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası e, herhangi bir sınava girmesine engel. Ben sınavlara giremedim. E, yani doçentlik sınavına giremedim. Dolayısıyla profesörlük unvanını alamadım. E, ve bu da 10 seneyi buldu. Yani 10 sene sistematik olarak engellendim. Şöyle şöyle söyleyeyim. Bana verilen son kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezasını iptal tarihi 3 Şubat 2015 tarihi. Bundan iki gün sonra 5 Şubat 2015 tarihinde de benim doktoramı iptal ediyor bu insanlar. Yani Bingöl Üniversitesi, Fırat Üniversitesi'ne bir yazı yazıyor. O Fırat Üniversitesi o yazıyı 9 ay bekletiyor. 9 aydan sonra hemen o iş, 9 e, aydan sonra e, 3 Şubat 2015 tarihinde e, benim e, son kademe ilerlemesini durdurması için cezası iptal edilince e, bu sefer doktoramı iptal ediyorlar. Doktora iptal olunca yine ben e, doçentlik başvurusunda bulunamadım ve dolayısıyla e, ötelendi bu. Yani sistematik bir şekilde, çok kurgulu bir şekilde yapıldı. Yani bir kurumun 9 ay bir işlem yapmadan kendisine gelen yazı hakkında herhangi bir işlem ki o tamamen hukuki hukuk dışı, o da ayrı bir e, sıkıntı. Fakat e, o işlemi hemen e, iki gün sonra, yani benim o doktora iptal. E, da, akademiylelemesinin durdurması dizinin cezasını iptalinden sonra bu işte işlemin hemen yapılması e, hukuksuzluktan da öte bir hukuksuzluk. yani Anayasa Mahkemesi'nde bu hak kayıplarıma da değinilmiş olması lazımdı. Ya yani ben e, doçentlik profesörlük unvanım ötelendi. Ya yani sistematik olarak yapıldığı da kesin. Yani bu kurumun e, göreve son verdikleri son verme gerekçelerinden biri olarak bunu mahkemeye sunmuşlar ve UYAP'ta da taranmış orada diyor ki Zülkü Kılıç bizimle aile ziyaretlerine katılmıyor, uyum problemi yaşıyor. Şimdi bahsetmiş olduklar bu ailenin hangi aile olduğu konusunda da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırlamış olduğu iddianame çok açık. Bu aile sözüyle kastedilen ne olduğunu onlar orada zikretmiş ki bunun o hakimlere verilmiş gizli bir mesaj olduğunu söylüyor.